Yangi noma'lum kiritiş usulini o'rganib chiqamiz. Boshqa tenglamalarda kabi, logaritm tenglamalarda ham yangi noma'lum kiritiş usuli muhim usullardan biri hisoblanadi. Va quyidagi tenglamalarni yechaylik. Birinchi tenglama. Mana bu tenglamani qarab chiqaylik. Bu yerda ikkita joyda logaritm 2 asos ko'ra x qatnashyapti. Logaritm 2 asos ko'ra x. Mana bu yerda kvadrat qatnashyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Buni biz quyidagicha tushunamiz. Logaritm 2 asos ko'ra x ning kvadratı. Bunu bana bunu düşünüyoruz. Bir yerde ham logaritm 2 asos ko'ra x, bir yerde ham logaritm 2 asos ko'ra x qatnashyapti. Ve kelinglar logaritm 2 asos ko'ra x'ni t bilan belgilaylik. T, unda mana bu ham t bo'ladi. T kvadratı t kvadratga teng bo'ladi. Shunday qilib, quyidagicha belgilash kiritdik. Logaritm 2 asos ko'ra x teng t. Bu holda berilgan tenglama quyidagi tenglamaga keladi. T kvadrat plus 2 t minus 3 teng 0. Natijada biz t'ga nisbatan kvadrat tenglama hosil qildik. Endi bu kvadrat tenglamani yechamiz. Va bu yerda sezish mumkin, bitta ildizi birga teng, bir qanotlantiradi. İkinci ildizi bir teoremasından topishimiz mumkin. Minus 3'ni birga bo'lsak, minus 3'ga teng bo'ladi. Kvadrat tenglamaning ildizlarini topdik, ikkita ildizini topdik. Endi t'ni o'rniga dastlab 1 0 borib qo'yadik. Bu holda birinchi tenglamamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra t teng 2 asosga ko'ra x teng. Hop, t'ni o'rniga 1 qo'ydik. Bu da bir hosil bo'ladi endi. Endi o'ng tomonda yana x'ni topamiz. X teng 2 darajasi 1. Ya'ni 2 ga teng. Endi ikkinchi tenglama. Endi t'ni o'rniga minus 3 ni olib qo'yamiz. Bu holda logaritm 2 asosga ko'ra x teng minus 3 tenglamani hosil qilamiz. Bu yerda x'ni topamiz. 2 derecesi minus 3. Bu konuda bu 1 taksım 8 getirdik. Şimdiye kadar verilgen teyleme 2 tane ildiz gereken. Bir tersi 2 getirdik, ikinci ildizi 1 taksım 8. Nabatta ki teyleme götürdüğümüz. Bir daha logaritm kvadrat x. Bunu kandı düşünüyoruz. Bu logaritm x'ning kvadratı. Bunu bana bunu düşünüyoruz. Bu kısa şakalıp logaritm kvadrat x deyip yazılardı. Aslında biz bana bunu düşünüyoruz. Bak, bu yerde logaritm x katına şey yaptı, bu yerde logaritm x. Lekin bana bir de logaritm 100 x katına şey yaptı. Bunu ham biz logaritm x arkayı ifadelaşmamız mümkün. Bunu kuyuda geçe ifadelayınız. Logaritm 100 x teng logaritm 100. Bana bir de köpaytma var. Köpaytmanın logaritm formülasına göre logaritm 100 koşu logaritm x ile bir alışımız mümkün. Logaritm 100 2 geteyim. Şu sebeple logaritm 100 x 2 koşu logaritm x geteyim oldu. Demek bunu ham biz logaritm x arkayı ifadelaşmamız mümkün etiyem. Endi hosil bo'lgan tenglamani quyidagicha yozamiz. Logaritm x ning kvadrati minus 2 logaritm x qo'shib 4 teng 9 taqsim makhraj 2 qo'shib logaritm x ga teng. Ana endi e'tibor beraylik. Hamma joyda logaritm x qatnashyapti. Kelinglar logaritm x'ni t bilan belgilaylik. Ya'ni mana bunda yangi noma'lum t yangi noma'lumni kiritamiz. U holda tenglamaning ko'rinishi t kvadrat
minus 2 t plus 4 teng 9 taqsim 2 qo'shuv t. Ha, tagiga nisbatan mana bu tenglamani hosil qildik. Ya, mahraj nolga teng bo'lmasligi kerak, ya'ni t teng emas minus 2 ga. Mahraj nolga teng bo'lishi mumkin emas. Endi 2 qo'shuv t ga ko'paytira olamiz. Bu holda bu yerda t qo'shuv 2, 2 qo'shuv t'ni t qo'shuv 2 deb yozishimiz mumkin. T kvadrat minus 2t qo'shuv 4 teng 9. Bu qisqa ko'paytirish formulasiga tushyapti. Ya'ni mana bu formulaga tushyapti. A plus b, a kvadrat minus ab plus b kvadrat. Bu a kub plus b kubga teng edi. Mana bunda qisqa ko'paytirish formulasi bor edi. Chap tomonda shuni kuzatishimiz mumkin. Mana shu formulaga ko'ra chap tomonda biz t'ning kubi plus 2'ning kubi teng 9 deb yozishimiz mumkin. 2'ning kubi 8 ga teng. O'ng tomonga o'tkazamiz. Natijada biz t kub teng 1 terimani hosil qilamiz. Bu yerdan t teng 1 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizi 1 ga teng ekan, u minus 1 minus 2 ga teng emas. Shuning uchun ildizi bo'ladi. Endi mana bu yerda t'ni o'rniga 1 ni olib qo'yamiz. T teng 1. Va x ni topamiz. Logaritmni asosida 10 bor, lekin 10 yozilmagan. 10 bor deb tushunamiz, chunki LG yozilganda asosida 10 bor deb tushunamiz. X teng 10 darajasi 1. Teng 10 ga. Shunday qilib mana bu ikkinchi tenglamaning ildizi x teng 10 ekan. Uchinchi tenglama, mana bu tenglamani ko'ramiz. Bularda ham logaritm x ga keltirish mumkinmi? Dastlab shu savolni qo'yamiz. Keltirish mumkin. Biz logaritm x ga keltiramiz. Masalan, birinchisini logaritm kvadratni biz avvalgi hollar kabi bu yoqqa yozishimiz mumkin yuqorisiga. Logaritm 10x ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Xo'p, logaritm 10x ni t bilan belgilashimiz mumkin edi, lekin mana bu yerda boshqa ifoda kelyapti. Kelinglar, hammasini, hamma logaritmlarni biz logaritm 10x 10 asos ko'ra x orqali ifodalaymiz. Va birinchisi logaritm 10x teng logaritm 10 qo'shuv logaritm x. Logaritm 10 1 ga teng. Logaritm x. Va demak, mana bu ham, bu ifoda ham ikkalasi bir-biriga teng, mana shu ifodaga teng bo'ldi. İkincisi logaritm 1 asosiga ko'ra 1 taqsim x. İkincisi logaritm 1 taqsim x. Buni mana logaritm formulasidan foydalanamiz. Teng logaritm 1 minus logaritm x. Logaritm 1 0 ga teng. Shu sababli minus logaritm x ni hosil qilamiz. Agar logaritm x ni t bilan belgilasak, u holda logaritm 10x ikkitasi 1 plus t ga teng bo'ladi. 1 qo'shuv t. O'ng tomondagi logaritm 1 taqsim x esa bu minus t ga teng bo'ladi. Ularni tenglamaga borib qo'yamiz. Bu holda buni o'rnida 1 plus t ning kvadrati qo'shuv 1 plus t teng 6 minus 3 ko'paytiruv logaritm 1 taqsim x minus t. Ushbu tenglamani hosil qilamiz. Endi qavslarni ochib, so'ng hamma ifodani t
teyliğini çatlamanı ötkizemiz. Kavuslarını aşayınız. Bir koşu iki tığa, koşu tığa kvadrat, koşu bir, koşu tığa, teyli 16 plus 3 tığa. Bir taman ötkizemiz. Tığa kvadrat. Bunda başladım. 2T koşu T 3T getirin bu kadar da bana birden 3T var. Demek bu kadar birbirini yok kadar da. Bir geberini koysak 2 bu kadar da. 2'ni kezde oyntaman gökkize kalanımız. Bir de teyim. 6 minus 2, 4 basit bu kadar da. Bir de 2T kıymetini toplamız. Minus 2 ve 2 kıymetlerden tapalım. Bana bu teyine bana ildizleri minus 2 ve 2 solları bulur. Peki, verilgen teynemede x'ni olmalı. X'ni topuşumuz gerek. X'ni biz bana bir de tapalımız. T'ni oranıya dersler minus 2'ni varıp koyalımız. Keyin 2'ni varıp koyalımız. O kadar. Birinci teyneme logaritm x teyni minus 2'ye T'nin oranına minus 2'ni yazdık. Teylemeni hasatladık. X deyin. Bir de logaritmin asası da 10 var. Yazılmayın. 10 derecesi minus 2. Bir taksın 100'ye deyin buranı. İkinci teyleme. Yani T'nin oranına 2'ni var koyalımız. Bu kadar biz logaritmin X deyin. 2 teylemeni hasatlayalımız. Peki x deyin 10 derecesi 2, 100. Şimdi kılıp verilgen teğnemenin 2'de ildizini toptik. Yani ildizlerini toptik. 1 taksın 100 ve 100 salları iken. Yani kendi teğneme götürmemiz. 4. teğneme götürmemiz. Bir yerde dersler bana bu logaritmden kurtaralımız. Demek logaritmden kurtuluşunun özel standart bir yolu var. Her daim biz demek logaritm A asasına göre B ten S görünüşe tenliğini şurada diyen bulsak bunu B ten A derecesi S tenliği bile almıştırışımız mümkün. Logaritmden bana şimdi kurtuluşumuz mümkün. Bir yerde hem kutuşu görürse logaritm turuptu. A'nın oranında 3, B'nin oranında bana bir ifade tuttu, S'nin oranında 2x minus 1 tuttu. Demek 3 derecesi 2x minus 1 teyim bana bir ifade edin. Yani 4 köpaytırı bana bunu ifadeni yazamam. 3 derecesi x minus 1 minus 1 teyim. 3 derecesi 2x minus 1. Hani biz logaritmden tuttuk. Yani bana bu teyneme, bu teynemenin oranıya, bana bu ikinci teynemeni geçeceğimiz. Bak bunu kandaya kırıp geçeceğimiz. Ama karaylar bir yerde 3 derecesi de özgür uçanı karayımız. 3 derecesi normalın, 3 derecesi de x durdu. Bir de 3 derecesi 2x. X, 2x geliyor hatta. Demek bu teynik ayıtadı ki, biz 3 derecesi x'ini tabiren belirlemişimiz gerek. O halde 3 derecesi x minus 1. 3 derecesi x köpaytırı 3 derecesi minus 1. 3 derecesi minus 1 bu. 1 taksın 3 geteyim. 3 derecesi x'ini biz t bilen belgilerdik. Demek 3 derecesi x minus 1 deyin. 1 taksın 3 t gibi oldu. Yani de oyun tamamındaki ifadeni görelim. 3 derecesi 2x minus 1 değil. 3 derecesi 2x köpaytırı 3 derecesi minus 1 değil olsunuz mümkün. Eğer 3 derecesi x tabi değil olsa, 2 adı tamamını kvadratik öter adıken olsak, 3 derecesi 2x değil, t kvadrat bulalım. Şu sebeple bana bir ifade t kvadrat geteyim. Bu 1 taksın 3 geteyim. Bu kefsiyatını alın yazarınız. T kvadrat. Hani yani bu ifadelerini
Apurgen fadalarını bu tenlikke varıp koyamız. Bu kalda 4 köpaytı rul. 3 derecesi x minus 1. 1 taksın 3 keteyim. 1 taksın 3 keteyim. Minus 1. Teyim. Oyun tamamen. Yani bana bu ifada. Bu 1 taksın 3 kvadrat keteyim. Natijada biz tege nisbatan kvadrat yenilme hasıl kıldık. Kvadrat yenilmeni geçeriz. Kediler dersler mahrajdan kurtuluş maksadında teğnemenin her iki tamamını 3 köp aytırlar edik. O halde 4 t minus 3 teğn t kvadrat. Ben ısırtan anca sadara teğnemeni hasıl kıldım. Yine hemen hadlarını bir tamamen götürüyorduk. O halde t kvadrat minus 4 t plus 3 teğn 10. Kvadrat teğnemeni hasıl kıldık. Sezish qiyin emas, kvadrat tenglikning ildizlari bitta ildizni 1 ga teng, ikkinchi ildizni 3 ga teng. 1 ga 3 ni qo'shsak 4, ko'paytirsak 3 ga teng. Ya'ni kvadrat tenglikning ildizlarini topdik. Endi x ni topamiz. Qayerdan topamiz x ni? Mana belgilangan joyimizdan topamiz. X bilan t ni bog'laydigan tenglik mana bu tenglik. T ni o'rniga dastlab 1 ni, keyin 3 ni olib qo'yib, x ni qiymatlarini topamiz. Bu birinchi teylama. T o'rniga 1 ni olib qo'ydik. Bu yerga t o'rniga. Bu holda 3 darajasi x teng 1 teylamani hisoblaymiz. Bu yerdan va 1 ni biz 3 darajasini 0 deb yozishimiz mumkin. X 0 ga teng ekan. Ikkinchi teylama. 3 darajasi x teng t ni o'rniga 3 ni olib qo'yamiz. 3'ni biz 3 derecesi 1 deb yozishimiz mümkün. Asoslari bir xil, derecelerden tenglaymiz. X teng 1 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizlari 0 va 1 ekani.